10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 195 Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 1957. Metnin yapısını oluşturan bölümlerden hareketle metindeki dramatik örgüyü belirleyerek aşağıdaki tabloya yazınız. Cevap: Hacivat'ın, Karagöz'ün evinin önüne gitmesi, Karagöz'ün aşağı inip Hacivat'ı dövmesi, Hacivat'la Karagöz arasında oyunun asıl konusuyla ilgili olmayan, yanlış anlamalara dayalı konuşmaların geçmesi, kanlı kavağın orada cinlerin Karagöz'ü yakalamaları, cinlerin musluğu yakalayıp sonra serbest bırakmaları, Karagöz'ün cinleri kızdırması, cinlerin Karagöz'le Hacivat'ı çarpması, Hacivat'la Karagöz'ün dua edip kurtulmaları, Karagöz'ün ağacın dalını kesmesi, Arnavutların bunu görüp Karagöz'ü cezalandırmaları, Karagöz'ün kendisini Arnavutlardan kurtarması ve oyunun sona ermesi. 8. Metindeki zaman ve mekanın özelliklerini belirleyiniz. Cevap: Zaman, metinde zamanla ilgili net ifadeler yoktur. Kanlı kavağın yanından geçerken, sonra gibi ifadelere yer verilmiştir. Mekan, Karagöz'ün evinin önü, Kanlı Kavak, Sokak 1. Etkinlik A. Metnin dil, anlatım ve sunum özelliklerini belirleyiniz. Cevap, metinde Osmanlı zamanının dil özellikleri kendisini gösterir. Özellikle Hacivat'ın okuduğu semai ve gazelde ağır bir dil vardır. Diyaloglarda ise anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Arnavutlar kendi ağız özellikleriyle konuşturulmuştur. Tüm kişiler oyunu oynatan ve hayalbaz adı verilen kişi tarafından konuşturulur. Sunum, tasvirlerin gölgelerinin perdeye yansıtılması şeklinde yapılır. B. Belirlediğiniz dil, anlatım ve sunum özelliklerinin metnin türü ve içeriğiyle ilişkisini değerlendiriniz. Cevap, Karagöz oyunları doğaçlama oynanan oyunlardır. Herkesi tek bir kişi konuşturur ve tasvirleri de o oynatır. Oyunda güldürü unsuru burada da olduğu gibi yanlış anlamalar ve ağız özellikleri kullanılarak sağlanır. İkinci etkinlik A. Kanlı Kavak metnindeki kişilerin özelliklerini aşağıdaki tabloya yazınız. Cevap: Özellikleri Karagöz, patavatsız, halkın içinden, saf ve cahil. Hacivat, gösteriş meraklısı, eğitim görmüş, kendini beğenmiş. Arnavutlar, acımasız, uyanık ve ağaçları koruyan insanlardır. B. Metindeki kişilerin özelliklerinden hareketle bu kişilerin tip veya karakter özelliği gösterip göstermediğini değerlendiriniz. Cevap, Karagöz ve Hacivat tip, Arnavutlar karakterdir. 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 195 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.